ateşi aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın ecesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Hadi yeter ki birlikte ol. Korkma yok hiç, hiç kimse bizi hiç yıldıramaz. Yeni başlangıç. Rapor ver. Asilerin liderini yakaladım. Fakat geçitte gardiyanların tuzağına maruz kaldım efendim. Gardiyanlar yaşlı kadınlar Cedric. Pek sayılmaz prensim. Artık onlar genç kızlar. Demek kristal yeni kuşağa devredildi. Bu kız kardeşimi arama işini zorlaştırabilir. Meridian'daki gücümü koruyabilmek için onu bulmak çok önemli. İşte asi lideri Prens Phobos. Şimdi sen bize isyana katılan bütün hainlerin isimlerini vereceksin. Benden bir şey öğrenemezsiniz. Büyük zindana tıkıldıktan sonra çok fazla direnemeyeceksin. Zavallı çocuk. Kim olduğunu çok merak ettim. Ben de o şeyin ona ne yaptığını merak ediyorum. Asıl onun bize yapabilecekleri beni endişelendiriyor. Yani bizim şu sözde gücümüzle savaşmamız gereken kişi o yaratık mı? Çok üzgünüm ama kimse beni yılan peşinde koşmak için zorlayamaz. Yarın sınıf resmi çekilecek. Sizler ne giyeceğinize karar verdiniz mi? Ne? Unutma. Olamaz. Cornelia çocuk bahçesi için alışveriş yapmaya gitti. O çocuk şimdi nerededir acaba? Bakalım bu zindanın sonsuzluğu karşısında ne yapacaksın hain? Blank hırsız değil, takas etmek. Ekmeğe karşılık fare, takas iyi değil mi? Ne? Blank mı kaçacaksın yani? İş adamıyım. Bütün bu uzun özgürlük savaşını bu delikte bir cüceyle laflamak için yapmadım. Cüce mi? Yeni gardiyanları gördüm. Beni kurtarmalarını beklemek çok uzun sürebilir. Buradan yalnız başıma çıkmak zorundayım. Aynı şeyi söylemek, buradan çıkmayı çok istemek değil mi? Evet öyle. Bundan daha berbat yerlerden çıktım. Tamam, daha az kokuyordu. Çok yüksek asla başaramaz. Sen hiç denedin mi? 3700 kez. Ekmek kalsın. Akşam yemeği için burada olmayacağım. Prens Phobos, geçide tespit ettik efendim. Bana bu kızı getirmek için onu kullanın.
Lala, ne zaman gidiyoruz? Bu gece mi? Sakin ol çekik gözlü. Nasılsa o asi liderini resim gününden sonra da kurtarabiliriz. Bana inatçı diyebilirsiniz. Fakat okul yıllığında yüzümün görünmesinden yanayım ben. Resim gününü unuttun. Nasıl görüneceğim umurumda değil. Ben kim olduğumu merak ediyorum. Gidip şu meridyanlıları tekmeleyelim. Hem belki orada çok hoş kötü çocuklar da olabilir. Şu yakalayacağımız yılan benzeri şey gibi. Ben de gitmek istiyorum. Ama o çöplükte yaptıklarımızla onu ne kadar koruyabileceğimizi bilmiyorum. Yarın tekrar çalışmaya başlayalım. Tereni, sen bu taraftan gitmiyor muydun? Bu akşam yemeği babam yapıyor. Ben de Irmalar'ın evine gidiyorum. Yarın görüşürüz Will. Gerçekten yarınki resim için hazırlık yapmayı düşünen yok mu? Evet tabii. Cornelia işini bitirdiğinde yeryüzünde herhangi bir kıyafet ya da makyaj malzemesi kalacak mı sanıyorsun? Yapma. Kesin şunu. Sizi ikiyüzlüler. Ah, ne? Ne demek ne? Nasıl görüneceğim umurumda değil. Ben kim olduğumu merak ediyorum. Güzel ayakkabılar. Okuldan sonra Oz diyarına gitmeyi mi düşünüyorsun? Sanki sen giyinmemişsin. Çünkü hepinizin yalan söylediğini biliyordum. Ah, işte yüksek topuk giyince başı dönen kızımız da geldi. Buradan kampa mı gitmeyi düşünüyorsun yoksa? Bu Will'in sırt çantası. Onu yolun kenarında buldum. Üstelik kristal halka içinde. Belki yalnızca düşürmüştüm. Hala anlamadınız mı? Bu gerçek. Yalnızca benim kitabı 7 kiloya yakın ağırlıkta. Kandrakar'ın kalbi nerede? Bunu bilmiyorum. Hemen gidip onu kurtarmalıyız. Sen ciddi misin? Resim günü okula ekmekten mi söz ediyorsun? Merhaba. Bil kötü güçlerin tehdidi altında. Ama bunu bilmiyoruz. Onu nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Biz bilmiyor olabiliriz ama bu şeyin bir fikri var gibi görünüyor. Biliyor musunuz, bazen görmemek daha çok işime geliyor. Demek dünyanın toz kaynağı burası oluyor. Will şimdi bunun öteki yanında mı yani? Bu çılgınlık. O ortaya çıkana kadar bizim hiçbir gücümüz yoktu. Burada neden söz ediyoruz? Elimizde bir mücevherle çok az tanıdığımız birini mi kurtaracağız? Cornelia, onun adı Will ve korkunç bir tehlike içinde. Evet, geçen yılda yeni kız bendim. Ondan hoşlanıyorum, çok komik ve akıllı biri. Bak, istemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Tamam, isterseniz beni suçlayabilirsiniz. Ama asla ilk giden olmayacağım. Sona kadar sen korkaklık yapmış olurum. Ben olmam. En son ben giderim. O halde bir şey yapmak zorundasın. Ne yapmak zorundayım? İt beni. Büyük bir zevkle. Sana güvenmek zorundayım. Blanka güven. Ayağını ya da patini, o her neyse, işte buraya koy. Üçe kadar saydığımda elinden geldiğince yükseğe sıçramalısın. Seni çıkaracağım ve sonra... Dinle. Yukarı çıktığında biri bulup bana atacaksın, tamam mı? İyi, tamam. İyi plan. Hayır. Berbat bir plan. Ama bana ihanet etsen bile hiç olmazsa buradaki kokudan kurtuluş olur. Bir, iki, üç. Üzgünüm. Hadi tekrar deneyelim. Pekala perdenin gardiyanı. Sen de aşağı iniyorsun. Asi lideriniz de orada. Ya. Sen dün gördüğümüz çocuksun. Sen gördüğüm gardiyanlardan biri değilsin. Yaşlı gardiyanlar nerede? Hey. Sen benim kurtarmam gereken asi lideri değil misin? Neye karşı isyan ediyorsun? Bebek bezine mi? Dinle ufaklık. Bak, ben 15 yaşındayım. Şimdi boş ver bunu ve kristali kullan. Hadi bizi buradan çıkar. Aslında istersen onu getirmedim. Yani sen kristali yanında getirmedin mi? Neden onu yakalamak? Sen Black yakalamadı. Zararsız biri, yalnızca bir kaçakçı. İndirimli idealatçı. Yanıldığımı biliyordum. Sonuncu ben olmalıydım. Hayır, çok haklıydın. Seni itmem gerekirdi.
yapıyorsun? Neden gözlerini öyle kırpıştırıyorsun? Buradan tıpkı bir kurbağaya benziyorsun. Şunu keser misiniz kızlar? Bütün kötüler sizi duyacak. Burada sinyal alamıyorum. Belki de buradan uzaklaşmalısın. İnsanların bana ne yapacağımı söylemesine bıktım. Şimdi iç çamaşırını kafana geçirirdim ama. Cornelia, sakın aşağı bakma. Yükseklik korkusu olan ben değilim. Biliyorum ama kendi yansımanı görecek olursan çok korkabilirsin diye söyledim. Ah, bakın bu çok basit. Sen benim omzuma çıkacaksın, o da senin omzuna çıkacak. Aylar boyu banyoda kalsa bile mümkün değil. Kızlar, bir ipe ya da silaha ihtiyacım var ama elimde ne var? Kısa kızıl saçlı bir yaramaz. Hey, ben perdenin gardiyanıyım dostum. Sense sadece deliğin sonundaki adamsın. Böyle yaparsa ayak koymak yok. Acı büyük. Benim bir fikrim var. Öyle şaşırmış bakmayın lütfen. Harika. İlk ben giderim. Müthiş. Çok sertmiş. Kandrakar'ın kalbi, o burada. Diğer gardiyanlar da. Şimdi yemek zamanı. Kurtarma mı diyorsun? Mahkum olarak daha güvendeydin. Benim için geldiniz. Siz gerçekten arkadaşımsınız. Tabii ki öyleyiz budala. Siz yukarıda ne yapıyorsunuz? Tamam. Cornelia, Terani, merdivenleri tutun. Haylin, bize bir çıkış bul. Ateş! Irma, asi lideri aşağıda. Ama bizim kaldırabileceğimizden çok daha ağır. Yalnızca çenesi 100 kilo gelir. Onu kaldırmak zorunda değiliz. Su! Toprak! Yüzme bilmiyor Blank'ı kurtar. Kes şunu artık. Dışarıdayız. Hey bu. Peki ama bu ne? Onları durdurdum ama pek uzun sürmez. Bu da ne böyle? Çok çirkinsin. Dışarıda milyonlarcası bekliyor. Gerçekten muazzam kalabalıklar. Tabii burada tuzağa düşmemiş olsaydık bu eğlenceli bile olabilirdi. Hey!
O yılan seni yemeyi başaramamış. Blanka almak, Black tünelleri bilmek, gizli yolu bilmek. Ne şirin bir şiir söyle. Tünel. Evet, kanalın altı. Gemiler, hayır. Geri çekilin. Bir kaçakçıya güvenirseniz olacağı bu işte. Ucuz hizmet. Bu arada söylesene, sen kimsin? O asilerin lideri. Asilerin lideri mi dedin? Ah, onu elimden geldiğince oyalamaya çalışırım. Hayır, senin hiç gücün yok. Perdenin gardiyanları tek bir asiden çok daha önemlidir. Aa, bu arada benim adım Kale. Pek de şirinmiş. Hey yılan surat. Gidip Kaleb'i bulmalıyım. Hayır. Ben senden daha iyi uçuyorum. Aslında tavuklar bile senden iyi uçar zaten. Dikkatli ol. Hadi. Senden çanta yaptıracağım. Fermuarını hangi tarafa istersin? Kız arkadaşın var mı? Çünkü sanırım Cornelia senden hoşlandı. Halin nerede? Affedersin. Gördünüz mü? Başardık işte. Bu inanılmaz bir şeydi. Takım oyunu buna denir. Senin yüzüne ne oldu? Tam kanaldan çıkarken Cornelia da orman adamını duvara yapıştırdı. Ne burada ne gibi tehlikeler var peki? Kafeterya yemekleri mesela.
Bence müthiş bir şeydi. Savaştık ve uçtuk. Ayrıca o kaygan şeyleri geçip tünellerden kaçtık. Sence onun durumu iyi mi? Eğer o da kızların soyunma odalarına meraklı biri çıkarsa ben okul değiştiriyorum. Bunda da ciddiyim. Aa, bakın baş harflerimizden ne çıkıyor? Büyücü. Önemli olan şu, kötü adamlar en yeni arkadaşımızı bizden alamadı. Ah, Prens Phobos Will'i zaten istemiyor. Ne? Bu da ne demek? Yalnızca gücünü istiyor. Başka istekleri de olacak sanırım. Onun savaşı daha yeni başlıyor.